Dünyanın en eski ülkesi sizce hangisi? Bunu cevaplamak çok zor biliyorum. Çünkü birçok değişkeni hesap etmemiz gerekiyor. Birincisi, bir ülkeyi ne olarak düşünüyoruz? İkincisi, o ülkenin sürekliliğini nasıl belirliyoruz? Örneğin Yunanistan'ın kuruluşu 1821 yılında gerçekleşti. Ama bir Yunan'la konuşsanız milattan önce bile bir devletlerinin olduğunu size söyleyecektir. Yani bu konu biraz tartışmalı. Bunun için bu videoda bir karar almam gerekiyordu ve ben de listeyi şöyle hazırladım. Ülkelerin kuruluş tarihlerini ve kuruldukları bölgeleri göz ardı edip kültürlerine odaklandım. Kültürlerini, yaşam tarzlarını, geleneklerini tarih boyunca koruyup yeni devletlerine aktarabilmişlerse bu devletleri birbirinin devamı olarak kabul ettim. Hazırsak şimdi geçelim dünyanın en eski ülkesine. İlk gideceğimiz yer Etiyopya. Muhtemelen dünyanın en eski ülkesi burası. Çünkü şimdiye kadar bulunan en eski insan kemikleri Etiyopya'da bulundu. Elbette ki insan kalıntıları bulundu diye Etiyopya'nın bir ülke olduğunu söyleyemeyiz. Hatta o kemikler her kiminse, onun ölümünden uzun uzun yıllar sonra Etiyopya bir ülke haline geldi. Ama yine de çok eskiler. Milattan önce 980'de Etiyopya'nın bir ülke haline geldiği düşünülüyor. Dünyanın en eski alfabelerinden birisi Etiyopya'da icat edildi ve bu alfabe hala kullanılıyor. Kültür sürekliliği derken tam olarak bunu kastediyordum işte. Etiyopya tarih boyunca hep saygı duyulan bir ülke oldu. Örneğin Afrika ülkelerinin çoğu bayraklarında yeşil, sarı ve kırmızı rengi kullanır. Bu aslında Etiyopya'ya bir saygı duruşudur. Çünkü Etiyopya hiçbir zaman bir sömürge haline gelmemiştir. Bayrakları incelediğim özel bir videom var. Ve hala izlemediyseniz kartlardan ulaşabilirsiniz. İkinci ülkemiz Portekiz. Etiyopya kadar eski olmasa da Portekiz de neredeyse 1000 senelik bir ülke. Üstelik Portekiz yüzlerce yıldır aynı sınırları koruyor. İber Yarımadası'ndaki en eski ulus devlet. Kuruluş tarihlerinin 1143 olduğunu söylüyorlar. Kastilya ve Leon Kralı 7. Alfonso'nun 1. Alfonso'yu kral olarak atadığı için bu tarihi kabul ediyorlar. Portekiz aslında daha da geriye götürebiliriz. Çünkü dediğim gibi kültürleri, dilleri ve hatta orduları bile daha eski tarihlere dayanıyor. Avrupa'dan Asya'ya geçelim. Burada da değişmeden kalmayı başarmış bir ülke var. Japonya. Japonya kuruluşunu M.Ö. 660'a kadar götürüyor. İlk kurucu imparatorları Jimmu isminde yarı mitolojik bir karakter. Yarı mitolojik diyorum çünkü hem böyle birisinin gerçekten yaşadığına inananlar var, hem de Jimmu'nun güneş tanrıçasının oğlu olduğuna inananlar var. Efsaneye inansanız da inanmasanız da gerçek şu ki, Japonya çok uzun bir süredir burada. Çünkü Japonya bir ada ülkesi ve adaları korumak tarihte her zaman daha kolay olmuştur. Asya'ya geçmişken biraz burada duralım. Çünkü bir sonraki ülkemiz Çin. Çin tarih boyunca her zaman ama her zaman kapalı bir kutu olarak kaldı. Neredeyse hiçbir topluluk onların kültürlerini etkileyemedi. Çin kuruluşunu M.Ö. 1500'lerde Shang Hanedanlığına kadar götürüyor. Ama bundan %100 emin olamıyoruz. Emin olduğumuz tek şey var. Çin tarih boyunca defalarca kez bölündü. İşgal edilmeye çalışıldı. Hatta iç savaş yaşadı. Ama bir şekilde kültürlerini ve ülkelerini bugünlere kadar ulaştırmayı başardılar. 3500, 3000 ya da 2000 senelik olması hakkında kesin konuşamıyoruz. Ama kesinlikle çok eski bir uygarlık olduğunu biliyoruz. 5. ülkemiz Mısır. Mısır'ın çok ama çok eski bir ülke olduğunu anlatmama sanırım çok gerek yok. Çünkü mumyalarla ve piramitlerle bize tarihlerini ve kültürlerini ulaştırmayı başardılar. Örneğin 2021'de 3500 yıllık bir mumya açıldı. 1. Amenhotep'in M.Ö. 1525-1504 yılları arasında hükümdar olduğu düşünülüyor. Bu da Mısır'ın ne kadar eski bir ülke olduğunu anlamamıza yeter. Bir sonraki durağımız komşumuz Yunanistan. Burada iki görüş var ve ben size ikisini de anlatacağım. Birinci görüş şu: Yunanistan'ın kuruluşu M.Ö. 12. yüzyıla kadar götürülebilir. Çünkü Yunanistan'ın ilk ülkesi antik Yunanistan'dı. İkinci görüş ise şöyle: ülke ve medeniyet kavramları birbirinden farklı şeylerdir. Antik Yunanistan bir medeniyetti.
yani bir bölgenin ismiydi. O yüzden şimdiki Yunanistan'la onu aynı sayamayız. Ama Doğu Roma İmparatorluğu ve Yunanistan'ı birbirinin devamı sayabiliriz. Böylece milattan sonra 4. yüzyılı kabul edebiliriz. Siz bu iki görüşten hangisini kabul edersiniz bilmiyorum. Ama hangisi olursa olsun Yunanistan da kesinlikle çok eski bir ülke. Süreklilik demişken bu konuda çok istikrarlı bir ülke var ve şimdi oraya gidiyoruz. San Marino'ya. San Marino ismini kurucusu San Marinus'tan alıyor ve kuruluş tarihleri 301 yılı. Hristiyanları işkence eden Roma İmparatoru'ndan kaçan Marinus ve çevresinde toplanan insanlar bu ülkeyi kurdular. Ve 301 yılından beri, yani 1700 yıldır aynı sınırların içinde tarih sahnesinde varlar. 8. ülkemiz İran ya da Persler. İran kuruluşunu M.Ö. 4000 yılına kadar götürüyor. Ama tabii ki yine elimizde yazılı bir kaynak yok. M.Ö. 4000 yerine M.Ö. 550'yi kabul edenler de var. Çünkü Ahamenes İmparatorluğu M.Ö. 550'de Medleri yıkmış ve bir devlet haline gelmişlerdi. 9. ülke Moğolistan. Moğolistan deyince aklımıza tek bir isim geliyor. Cengiz Han. Birçok insan için dünyanın en iyi komutanı ve en güçlü lideri. Ama Moğolistan Cengiz Han'dan çok uzun zaman önce de vardı. Moğol kelimesi ilk kez 7. yüzyılda Çin'e ait Tang Hanedanlığı'nın yıllıklarında küçük bir kabile ismi olarak geçiyor. İlk yazılı kaynak bu olduğu için Moğolistan'ın tarih sahnesinde çıkışı 7. yüzyıl olarak kabul ediliyor. Ama tabii ki var olmak sadece yazılı bir metinle ölçülemez. Muhtemelen Moğolistan'ın kuruluşu 7. yüzyıldan da eski. Ve geldik son ülkeye. Son ülke tabii ki Türkiye. Birçok insan ilk Türk devletini Göktürk zannediyor. 552 yılında Türklerin ilk devletini kurduğunu sanıyor. Bu çok ama çok büyük bir yanlış. Göktürk, Türk adıyla kurulmuş ilk devlet. Oysaki Türkler Göktürk'ten önce de devlet kurmuşlardı. Mesela bu gördüğünüz arma Türk Kara Kuvvetleri'nin arması ve armanın üstünde M.Ö. 209 yazıyor. Çünkü bu tarih Mete Han'ın ordusunu kurduğu tarihtir. Videonun başında süreklilik diye kastettiğim şey tam olarak buydu. Türk Silahlı Kuvvetleri bu sürekliliğe sahip çıkıyor ve kuruluş tarihini M.Ö. 209 yılına kadar götürüyor. Ama aslında bundan da eski bir tarih var. İlk bağımsız Türk Devleti Asya Hun Devleti olarak biliniyor. Bu da M.Ö. 220 yılına denk geliyor. Binlerce yıl boyunca Türklerin devlet isimleri, sınırları ve yaşadıkları coğrafi bölge değişti. Ama bir şekilde kültürümüzü bugüne kadar ulaştırmayı başardık. Sizin aklınıza gelen başka ülkeler varsa bunu bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.